Sizin sözünüz biter mi ayol? Ben şimdi konuya gireyim. Alişan ve Buse Varol renkli bir röportaj yapıyorlar. Öyle. Verelim. Bakın, çocuktan al haberi. Üçüncü çocuk geliyor mu gelmiyor mu Burak karar verdi. Buyurun. Alişan ve Buse Varol'un renkli röportajında neler yaşandı? Üçüncü çocuğa yeşil ışık mı yaktılar? O ne lan? O ne lan? Telefon ses kaydı. Evet. Hangi konunun gelmesi üzerine Alişan tavrını ortaya koydu? Çok konuşmuyorum ya onunla ilgili bir şey. Alişan'ı hangi haber üzdü? Kim istem etti? Beni üzen şey sadece beni tanıyan. Oyunculuğa ara veren Buse Varol'a gelen yeni proje sorusu Alişan'ı neden güldürdü? Buse'nin kariyerinde Alişan baskısı mı var? Ya geliyor mu artık şey? Neden gülüyorsun? Neden gülüyorsun? Şimdi bir şey söyleyip tekrardan... Ağzı var, dili yok benim kocamın. Ünlü türkücü Alişan ve Buse Varol evliliği üzerindeki kara bulutları dağıttı. Varol'un Alişan'ın ailesiyle kriz yaşadığı ve bu krizin bir türlü bitmek bilmediği dedikoduları uzun süre konuşuldu. İddialara göre Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, Varol'la ilgili sosyal medya hesabından bir yorumu beğenmiş ve aile arası tatsızlık tartışmaları yine alevlenmişti. Geçtiğimiz günlerde Buse Varol'un Alişan'la evlilik yıl dönümlerinde yaptığı kutlamada çekirdek aileye dikkat çekerek gönderme yapması olay olmuştu. Alişan ailesi ve Buse arasında kalmaktan yorulmuş muydu? Her ne kadar ikili arasında bu tür haberler çıksa da her şeye rağmen mutluluklarına devam ediyorlar. Ünlü çift geçtiğimiz gün bir AVM'nin kahvecisinden çıkarken görüntülendi. Enerjiler yerinde. O ne lan? O ne lan? Telefon ses kaydı atma arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptım. Sağ ol, sağ ol kardeşim. İyi, çok şükür, sağ olasın. Öyle. Gel Burak, gel. Burak, bize bir merhaba diyecek misin? Merhaba demek ister misin Burak abilere? Neden? Peki zorlamayalım. Keyfini çıkarıyor içeceğinin. Alişan geçtiğimiz yıllarda vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili gelen bir soruyu savuşturdu. Ya, çok konuşmuyorum ya onunla ilgili bir şey konuşmuyorum. Geçtiğimiz günlerde çıkan Alişan ev aldı haberlerine isyan etti. Haberi yapan kişiye sistemkar konuştu. Beni üzen şey sadece beni tanıyan bir muhabir kardeşim yapmış. Hani dedim ki yani böyle bir haberi yapmadan önce keşke bana sorsaydın. Çünkü mesajlarıma baktım. Daha önce hep sormuş bana bir şeyler yapar. Sorsaydı ben de doğrusunu söylerdim. Hiç olmazsa o da kariyerinde bir yalan haber yapmamış olur. Şu cevabını bir türlü alamadığımız, hiçbir şekilde sonucuna ulaşılamayan konuya. Buse Hanım, siz oyuncuydunuz en son. Ne oldu o işler? Yeni projeler? Hep bir şeyler oluyor, bir yerden dönüyor. İnşallah kısmet diyeyim, öyle kalsın. Eminim teklifler de geliyordu, hani değerlendiriyorsunuz. Ya geliyor mu artık şey? Neden gülüyorsun? Alişan kuralları mı var? Alişan da izin vermiyor gibi sanki. Yok be. Şey yaptım. Ne? Kız kısaltalım dedim. Ya şöyle birkaç tane şehir dışı falan gelmişti ama iki tane çocuklu artık mümkün değil yani. Bakacağız yani, bakıyorum. Acaba bu konuda evde kimin sözü geçiyor? Kim baskın? Beraber inceleyip hani bunun dizide oynama falan gibi ben, şeyler misiniz? Ben bir şey demiyorum ya. Şimdi bir şey söyleyip tekrardan... Ağzı var, dili yok benim kocamın. Yine bir şey başlatmak istemiyorum. Oyuncu zaten, ben evlenmeden önce de oyuncuydu zaten. Alişan Bey, eşiniz oyunculuk yapsın mı yapmasın mı yani, tam anlayamadım. Şimdi tabii ki evli, çok çocuk biri olarak. Tabii ki yani. Tabii ki yani. Tabii ki yani. Tabii ki yani. Çocuk soruları geliyor, ebeveynler susuyor, Burak konuşuyor. Çocuk istemiştiniz yine tekrardan. Belki olabilir demiştiniz. Var mı böyle bir düşünce, istiyor musunuz bir çocuk daha? Ya da kardeş? Burak kardeşin olsun mu bir tane daha? Evet. Bir büyük yerden bakalım çiftimiz önümüzdeki süreçte bir bebek düşünecek mi? Alişan Bey hiç öyle bakmıyor ama neyse. Tekrar. Onlara göre hava hoş tabii. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Canım sizin teşekkür ederim. Kolay gelsin. Net bir şekilde Alişan çocuk istemiyor ya. Hani bu kadar üstüne gitme Buse bu adam. Yalnız bir şey dedim, adam hayır diye diye üçüncü alacak kucağına. Öyle mi diyorsun? Kadın durum isterse adam hiçbir şey yapamaz. Bir şey soracağım. Çocuk olup olmayacağına kadın karar verir. Tabii canım. Siz daha önce erkek karar verir dediniz ama kadın karar verir. Erkeğin hiç hükmü yok mudur yani?
Erkeğin ama erkeğin onayını almak da gerekir. Erkeği kandırmak çok kolay. Oo, sabah olunca iş işte. Yani kocanı kandırmak çok kolay. Tabii. Ben ne bileyim ya. Ya. Tundunu yakalayıverirsin. Ama bir şey soracağım. Kocan olduktan sonra. Kocan olduktan sonra soruyorum. Sorun yok. Çünkü çok dile getiriyorlar. Üç, üç, ya üç. Ha iki, ha bir, ha üç yani. Ay, hiç ama öyle bunun değil teknik... vallahi. Ay bu kadar da açık konuşamam ya. Şimdi çok tatlı, renkli bir röportaj olmuş. Evet. Burak kardeş istiyor. Bence Buse işliyor onu. Burak. Söyle söyle söyle. Babana söyle kardeş istiyoruz de oğlum falan diye işliyor. Mantıklı. Olabilir. Annelerin en büyük silahı biliyorsun. Çocuklar ki, çocukları. Yani üç çocuk olunca iş bile değişiyor arabada. Ama Buse sana helal vallahi olsun. Üçüncü çocuğu da istiyorsun yani. Ya. Geçen gün şey paylaştı, bu bir tane dönem dizisinde bir rol oynamıştı. Hatta evlenme teklifini orada aldı. Böyle kendisini dizide sahnesinde sanıyor. Payitaht şeyde oynadı, Payitaht'ta oynadı. Payitaht'ta oynadı, evet. Abdülhamit mi? Abbas'ta izliyordu çünkü. Bak şimdi, evlenme teklifini hatırlasanız da böyle aynaya dönüyor, dönüp birini emredecek. Bir döndü Alişan yerde. Yerde, evet. Dizi, yerde böyle şey. Ya, çok çok güzeldi. Çok güzeldi. Benim, neyse, evet. Oradan bir şey paylaştı böyle. Belli ki dedim özledi setleri. Hala üçüncü çocuk diyor ya. Ya cesaret bence gitgeller yaşıyor ya. Olabilir. Gitgeller yaşıyor olabilir. Bence şimdi direkt şunun, istiyor. Şunun kararını vermek istiyor herhalde. Ya çocuğum olacaksa çocukların da küçükken hepsi bir arada büyüsün. Üç tane çocuk yapayım gençken. Ondan sonra da kariyerime bakayım diyebilir. Veya çocuk olmayacaksa bari kariyerime bakayım. Artık bence diyebilir. Kariyerine bir baksın. Ama bunu mesela bu dediğini ikinci çocukta düşünürsün. Üç çok ekstra ya. Ama ben mesela ikizin istiyor. Üstüne bir de. Deli ya. Cesareti. Evet. Ama senin oğlun yok diye şimdi onların bir oğlu tabii kızı evet, var. Allah nasip de etti. Yani şimdi evet. Oğlan bir kız varsa artık üçüncü çocuğu da Allah onlara uzun ömürler versin. Yani evet, çocuk da zor ya. Zor bu devirde okulu, eğitimi, zaten masrafı. Okullar gerçekten yani maddi manevi. Çözüm bulunması lazım. Bir, mesela Alişan da bir röportajında demişti. Çünkü kardeşinin çocuklarını da Alişan okuttuğu için okullar gerçekten... korkunç bir yere gidiyor okul fiyatları. Hayatım zaten şu an Alişan'ın dört çocuğu var tabii gibi dört yani. Tabii dört çocuğu var adamın zaten. Dört çocuğu i̇şte var sen gibi. Böyle söyleyince bence Buse... Gıcıklanıyor mu? Neden canım? Amca baba yarısıdır. Teyze anne yarısıdır. Niye olsun yani? Bu gerçek. Gerçek yani. Ne yapacak o çocuklar sahipsiz mi? Kalmaz. Amcası Allah için. Yok bak, sahipsiz kalmasını kimse bilemiyordu da. Alişan da inanılmaz iyi bir amca. Allah herkese böyle amca nasip tabii etsin. Canım. Her amca vicdanlı, da böyle vicdanlı. Değil. Her amca da böyle değil Alişan yani. Çok vicdanlı bir adam. Evet. Kalbi temiz, vicdanlı. Ama belli. Yüzünden de belli Alişan iyi bir adam İyi kalpli oldu. Bir adam. İyi kalpli bir adam olduğu belli. Hiç Alişan'a laf söyletemem. Ben Alişan'ı çok severim ve bu yaşadığı süreçte de çok zorlandığını biliyorum. Onu çok severim yani. Ne bileyim kim üzerse burada aynı şeyi söylerim. Evet. Üzmeyin Alişan. Üzmeyin. Evet. Buse'yi de çok seviyorum. Buse de benim özel hayatımda ara ara konuştuğum bir arkadaşım. Ama günün sonunda Alişan çok kıymetli bir adam. Onun kıymetini bilmek lazım. İnşallah bu sıkıntıları kayınvalidesiyle, eltisiyle aşarlar da şu biter gider inşallah. Ya aşılamayacak bir şey yok hayatım ya. Aslında yok. Yok vallahi ya. Yok. Yani bu kadar büyütmenin anlamı yok. Değil mi? Aşılacak. Bak geçen bir şey paylaşım yaptı. Suzan teyze, Suzan Tektaş. Buse beğendi. Ama şeye gitmedi. Cenazeye gitmedi. Yani ya cenaze derken de. Ama, evet. Ama doğum günüydü. Doğum günü. Mezara başına alındı. Gitmedi. Gitmedi. Ama sonradan gidiyor. Yani mesela aileyle katılmıyor ama sonradan çok ziyaret edip gittiğini duydum. Ya aileyle katılıver ne olacak? Ne olacak değil mi? Katıl. Ya, katıl. Yarım saat. Eli boyu yarım saat yarım yani. Saat. Sen orada kocanın temsilcisisin. Aynen. Alişan'ı bu kadar seviyorsan, üçüncü çocuğu isteyecek kadar seviyorsan... O zaman... Onu doğuranı da böyle... Sevmek zorunda. Yok sayamazsın. Yok sayamazsın. Yok sayamazsın. Yok sayamazsın. Yani konu bu zaten. Ama yarışa girdiğin an zaten her zaman... No. Anasıyla yarışa... Yani yapmaması lazım hiç kimsenin. Ya. Evet. Ama annenin de gelinle yarışa girmemesi lazım. Ama yok ya. Anne evet, niye girsin? Hayır. Çok çirkin. Hayır. Niye girsin? Ananın ama da bence... geliniyle, gelinin de anasıyla yarışa girdikleri zaman iş değişiyor. Ama mesela bu ikisi için şöyle bir durum var ya. Hani rahmetli Selçuk'tan önce gayet her şey süt limandı. Her şey çok güzeldi. Bal dök yalaydı ortalık. Tertemizdi. Ne olduysa? Cenazeden sonra oldu. Evet. Orada bir kırılma noktası oldu. Bana göre de bu işin Merve ile de çok doğru orantısı var. Evet. Elti ile çok doğru orantısı var. Yani bilmiyorum. İkisi de çok genç kadınlar. İkisinin de değişik çıkışları olabilir. İkisinin de birbirine gelmeyecek lafları olabilir. Zor iş. Zor süreç. Annem çok güzel bir laf söyledi geçen gün. Şeyle, elçiyle gemi yürümez mi? Bir laf var.
Bülent beni şey yapsın, eltiyle el gemisi yürümez mi? Böyle bir laf var yani, çok güzel. Elti işi çok zor iş. Elti evet ya. Çok güzel bir lafı var. Ya isteyse az kıyas olur ya. Erkek kardeşinin, kocamın erkek kardeşinin karısı. Evet. Yani o da gelin, ben de gelin değil mi? Onunla da yarışıyor çünkü. Mesela onun kocası gelin, sana araba aldı. Ama sen diyorsun ki sen de bana. Hep bir yarış var. İşte ama Merve'nin de bir şimdi kocası da yok. Evet. Durum orada bu yarış çok karışık. Çetrefilli. Evet. Evet, ne yapalım sevgili yönetmenim? Hadiseye gidelim mi? Çok özledik çünkü. Hadise.